Böyle iyi sanırım. Keselim. Kamp amaçlı kullanacaklar için ve diğer onu da kestik. Çaybaşı mevkiinde Çaybaşı lan cümleyi toparlayamadım. O da, merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size yine doğal güzelliğiyle herkesin ilgisini çeken bir yerden sesleniyorum. Burası Çorum ilinin Dolurga ilçesine bağlı Çaybaşı mevki. Bu görmüş olduğunuz alan komple Çaybaşı olarak geçiyor ismi. Yaklaşık Dolurga'dan bu tarafa 8-10 tane köyün ortak kullanım alanı burası. Düğün merasimlerinde olsun, kurban bayramlarında olsun, hafta sonları olsun insanlar buraya piknik yapmak amaçlı, düğün merasimlerini gelin konvoyundan sonra burada eğlenmek amaçlı kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı geniş bir alan. 3 futbol sahası kadar büyüklüğünde karşı tarafı da var. Şimdi birazdan orayı da gezeceğiz. Tabii fotoğraflarımızı çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Çaybaşı nerede diye soracak olursanız, Çaybaşı Çorum'dan yaklaşık bir 60 kilometre uzaklıkta. Osmancık istikametinden Dolurga yönüne dönüp oradan da tekrar İskilip tarafına ayrılan yoldan devam etmeniz gerekiyor. Hemen sol tarafta kalıyor. Yakınında ise ilk başta Kirenci köyü var ve sonrasında ise Yeni köyü var ve diğer civar köylerin bahsetmiş olduğum gibi ortak kullanım alanı. Çay başında neler yapılabilir? Kamp yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kamp alanı. Yeri oldukça düz. Kullanım alanı gayet güzel. Doğa yürüyüşleri yapılabilir. Buradan hatta başlayıp arka tarafta giriş tarafı var çamların arasından. İlk başlangıç Gücüme mevkiinden sonra Ayva köyüne kadar buradan patika yollar var. Oradan doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Bireysel olarak gelip burada vakit geçirebilirsiniz. Havasıyla, doğasıyla gerçekten temiz ve güzel bir yer. Temiz olmayan tek yönü ise yine insanlarımızın doğaya bıraktıkları, çevreye bıraktıkları atıklar. Birazdan gezip dolaşacağız bu taraflarda komple hep poşet atıkları, bira tenekeleri ve pet şişe atıkları komple dolu. Burayla ilgili Hitit Doğa Kulübü var, Dağcılık Kulübü var. Arkadaşımız Gürkan Yağmur geçen haftalarda buraya gelip doğa temizliği arkadaşlarıyla birlikte yapmışlardı. Gerçekten bu hareketini takdirle karşılıyorum. Burada piknik yaptıktan sonra, kullandıktan sonra burayı temiz bırakırsanız geldiğinizde de temiz bulacağınıza eminim. Buraya geldikten sonra mangalınızı yapıyorsunuz. Yani her türlü eğlencenizi yapıyorsunuz. Fakat arkanızda bıraktığınız o artıklar, karşı tarafta da var. Bira şişeleri, pet şişeleri, poşet atıkları, kağıt atıkları, işte silah atmışlar fişekleri burada plastik şekilde kalmış. Yani bunlar çevreye ve buranın güzelliğine gölge düşürüyor. Bir plastiğin doğada kaybolması yaklaşık bir 1000 yılı bulduğu söyleniyor. Şimdi burada bu güzelliğin içerisinde etrafı, çevreyi pislettikten sonra tekrar gelip buraya oturuyoruz. Yani gerçekten hiç hoş görüntü değil ve pisliğin içerisinde de kimse oturmak zorunda değil. Onun dışında doğasıyla ve coğrafi koşullarıyla güzel bir yer. Buz gibi soğuk suları var. Yazın mesela olukların içerisine atıyorlar karpuzları. Burada hatta kaç 3-4 tane falan oluk var, çeşme var. Sanırım üçü faaliyette bildiğim kadarıyla. Tam sayısını net bilemiyorum ama sanırım 4 tane var. Buradaki akan sular tamamen doğal kaynak suyu. Yukarıdaki dağların altından geliyor. Dağlarda eriyen karlardan oluşan kaynak suyu. Bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Negatif yönlerinden bahsettik ama gerçekten yüreğimizi burkan bir durum olduğu için bunlara da değinmeden edemedim. Ben buradan sadece fotoğraf çekip, video çekip ayrılmak istiyorum. Arkamızda çöpümüzü, pisliğimizi bırakıp gitmek istemiyorum. Ve diğer insanlardan da, buraya gelen insanlardan aynı hassasiyeti bekliyoruz. Çünkü aynı şekilde temiz ve düzgün bir şekilde bulmak istiyoruz. Çünkü hepimizin kullandığı, her bölgeden gelen insanların kullanmış olduğu ortak bir alan. Doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, kamp, özellikle kamp kurmak isteyenlerin, kampçıların son zamanlarda uğrak noktası haline geldiği bir yer. Uzun zamandır burada etkinlikler yapılmıyor. Daha önce Türkmen şenlikleri yapılıyordu. 3 ya da 5 tane falan toplam yapıldı.
Köy dernekleri burada bir iki tane şenlik yaptı. Civar köylerden gelen insanlarla birlikte konserler İnsanların yapıldı. ihtiyaçları giderebilecekleri lavabolar ve tuvaletlerin olmaması gerçekten böyle güzelim bir yere yakışmayan bir durum. İnşallah yetkililer buraya bir göz gezdirip, burayı bir göz gezdirip buradaki ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir gerekli adımlar atarlar. Ki umuyoruz atacaklardır. Burası son zamanlarda bahsettiğim gibi doğa yürüyüşçülerinin ve kampçıların çok rağbet ettiği bir yer. Yaz aylarında her hafta sonu burada en az 2-3 çadırla konaklayan, kamp yapan insanları görebilirsiniz. Hafta sonlarında doğa yürüyüşleri yapan insanları görebilirsiniz. Şöyle bir turlayalım Çaybaşı'nı. Ben size geniş komple alanı göstereyim. Biraz uzun soluklu bir video olacak. Doğal güzelliklerini anlatacağım. Burada ne yapabilirsiniz? Tekrardan ara ara geçeceğim. Dolanalım. Beraber gezelim. Evet, videoyu çektiğimiz noktadan devam ediyoruz gezmeye. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan. Doğasıyla ve havasıyla Çaybaşı burası. Evet, az önce bahsettiğim bu doğal güzelliği mahveden unsurlardan bir tanesi daha moloz yığını, inşaat atığı. Evet, çeşmesine, buluklarına bakıyorsunuz. Gayet güzel. Vay, biraz çoğalmış sanki yaza göre. Karşıya geçeceğim. Gördüğünüz gibi moloz yığınını, inşaat yığınını buraya atmışlar. Yani şu güzelim görüntünün içerisine hiç yakışmayan bir durum. Bunu burada ilgili kişilerin görüp bunu kaldırtılması lazım. Bunu atanın da cezalandırılması lazım. Ya buraya hiç yakışmayan bir görüntü gerçekten. Bu videodan sonra yakındaki köy muhtarlarıyla irtibata geçip ilgili şikayetimi bildireceğim kendilerine. Ha, bu buraya köprü amaçlı yapılmış sanırım ama bu da yakışmayan bir durum. Yani köprü yapılacaksa bir büz konulup bu şekilde yapılmalı. Yani bu güzelliği kirletmenin şuraya bakar mısınız? Yani doğa videosu, güzellik videosu çekmek için çıktım aslında ama ya şu görüntüyü de görünce çok fazla diyebileceğim buralardan övgüyle bahsedebileceğim bir şey çıkmadı açıkçası. Daha var, dahası var, dahası var. Burada yün yıkamışlar. Gördüğünüz gibi. Artık yün mü yıkamışlar? Şey mi? Evet, yün yıkamışlar. Bütün pisliklerini, bütün yerlerini buralara atmışlar gördüğünüz gibi. Evet, bu alanı, bu güzelim alanı kirletmenin, pisliğe boğmanın hiçbir anlamı, hiçbir manası yok. Hiç kimsenin de buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Yani şu ailece gelip burada piknik yapmak isteyen insanlar bu pislikle karşılaştığında, bu çevrede olumsuz bir imaj, çevre hakkında olumsuz bir imaj oluşturuyor.
karşıya geçiyorum. Karşı tarafı da görüntüleyeceğim. Yani pislikleri, atıkları görmezseniz, burası yani izlerken atıkları görmediğinizi farz edin. Atıkların olmadığını farz edin. Gerçekten doğasıyla güzel bir yer. Kamp yapılabilir bir alan. Fotoğrafçı arkadaşlarımızın buraya gelip doğa fotoğrafları çekebileceği bir alan. Burada farklı yabani hayvan türleri var. Tavşan, karacalar var. Son zamanlarda buradaki çeşitliliği arttırmak adına Milli Parklar tarafından salınmış olan karacalar var. Kengürk var, evet. Onun dışında yaban domuzları var. Zaman zaman burada avcılığı yapılıyor. Daha başka çeşitli kuş türleri var. Kartal olsun, burada yaşayan türlerden. Akbaba olsun, şahin var. Sürüngenler de var. Ya bu doğal güzelliği burada kirletmenin, hayvan türlerine de zarar verdiği bir çeşme daha. Kaç tane çeşme oldu? 1, 2, 3. Evet, 2 tanesi çalışmıyor. 5 tane çeşme var. Oluk var daha doğrusu. Hayvanlar buradan sularını rahatlıkla içebiliyorlar. Hayvancılık da yakın köylerde, civar köylerde hayvancılık da yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi komple çok güzel bir şekilde yosun tutmuş. Şöyle bir videosunu almak istiyorum. Tabii şunu söylemeyi unuttum. Benim köyüm de buraya çok yakın. Çocukluğumuzdan beri buraya geliriz. Bu ağaçlar burada yıllardır var. Ben beni bildim bileli. Şu ağaç olsun. Biraz ters ışık oldu ama. Evet, ters ışık oldu ama. Şöyle göstereyim ben size. Evet, bu ağaçlar armut ağacı. Erik ağacına benzettim. Çaybaşı'nın büyük simgelerinden ceviz ağacı. Özellikle piknik yapmaya gelenler burada boğazın dibinde piknik yapmak için neredeyse sıraya giriyor. Şöyle yürüyelim. Şu karşı taraflarda doğa yürüyüşleri yapılabilir. Evet, şu görmüş olduğunuz aşağı dereye doğru. Burada patika yollar var. Hayvanların geçmiş olduğu noktalar. Evet, bir çeşme daha var. Bir oluk daha var. Onun arkasında bir oluk daha var. Uzun zamandır bu aşağı doğru inmiyordum. Sürekli aynı şeyden bahsediyor diyebilirsiniz ama yani şu kibirliği görünce insan kendinden utanıyor. Yani bunu yapan bizleriz. İnsanlar yapıyor bunu. Hiçbir hayvan doğada bu şekilde pisliğini bırakıp gitmiyor. Ama biz insan olarak maalesef yapıyoruz. Çaybaşı burası. Civar iller tarafından çok fazla bilinmez ama bilen de gelip burada rahatça pikniğini yapabiliyor. Çocukları rahatça oynayabiliyor. Zaten o yüzden tercih edilen bir mekan. Evet, hayvan çeşitlerinin arasında, yabani hayvan çeşitlerinin arasında bir çeşit daha var. Bunları da söyleyeyim. Kurt var. Çakal var. Yani bunlar gözünüzü korkutmasın. Kampçılar için söylüyorum. Burada olduğunuz zaman kesinlikle yanaşmıyor. Ben görmedim. Yani daha doğrusu da duymadım hiç. En son yaklaşık 2 yıl önce şu yol üzerinde devam eden yolla bir karacaya bir araç çarpmıştı. Sadece onu biliyorum.
O da kazayla olmuş. Bu arada karaca türü devletin salmış olduğu hayvanları avlamak yasak. Evet, alanı görüyorsunuz. Alan oldukça muhteşem. Oldukça güzel. Evet, bu da muhteşem, bu da güzel. Şu karşıda görünen köy kılavuz ister mi? Atasözü gibi oldu. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece zoom ister. Yaklaştıralım biraz. Size göstereyim. Şöyle netleyelim kameramızı. Evet, burası Kirinci Köyü. Çaybaşı'na en yakın köy. Yani iç içe olan köy. Burada en yakın market Dikenli Köyü'nde. Şu yolun devamında gidip Dikenli Köyü'ne gidebilirsiniz. En yakın market orada. Çeşitli ihtiyaçlarınızı orada karşılayabilirsiniz. Market dediğim köy bakkalı. İçme suları. Bunlar buradaki görmüş olduğumuz oluklardaki suların hepsi içilebilir. Şöyle kaldıralım. Şu görmüş olduğunuz dağın altından geliyor hepsi. Doğal, tamamen doğal kaynak suyu. Hiçbir suni katkı yok. Gayet de tadı da güzel. İçilebilirliği de var. Onun dışında araçla ulaşımı anlattık. En yakın marketin Dikenli Köyü'nde olduğunu anlattık. Yine tekrarlayayım. Çaybaşı mevki Çorum'a yaklaşık 55-60 kilometre uzaklıkta. Osmancık istikametine doğru devam edip sonra Dudurga yol ayrımına dönüyorsunuz. Dudurga'nın içinden geçerek İskilip tarafına, İskilip yol ayrımından da oradan devam edip Gücüme mevkiini aşıyorsunuz. Kirinci Köyü'nün hemen alt tarafında. Şöyle. Evet, harika bir görüntü. Harika bir görüntü. Yazın burası. Söz veriyorum. Bu videoda söz veriyorum. Yazın da görüntü atacağım buradan. Yani yazın burayı görmeniz gerekiyor. Muhteşem bir yer. Evet, Çaybaşı için anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Söz verdiğim gibi yaz ayında da bir video atıp kanalımdan paylaşacağım. Şu anda kimse yok kış olduğu için. Yaz ayında biraz kalabalık oluyor. Hatta gördüğümüz insanları da çevreyi kirletmemeleri adına da uyarırız. Hem de siz de izlemiş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.